Tabii bir 100. yıl nasıl kutlanır? Ne kadar değer veriyorsunuz öyle kutlanır. İzmir 9 Eylül 1922'nin 100. yılını geçtiğimiz cuma akşamı kendisine yakışır, tarihine yakışır, şanına, şerefine, şöhretine yakışır ve kendisine yakışır bir şekilde kutladı. Sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından önemli rakamlar telaffuz ediliyor, rekorlar telaffuz ediliyor. Ve gerçekten bir şehrin, 4 milyonluk bir şehrin yarısının kalkıp bir meydana gitmesi ve sonra kendi evine dönmesi ve toplu taşım olanaklarıyla ne onlara servisler tutmanızda hiçbir şeyle mümkün değildir. Ve hiç şüphe yok ki o şehir oraya gidemez ve dönemez o imkanlarla. Ancak kendi imkanlarıyla yürüyerek veya bütün şartları zorlayarak bunu başarabilir. Bir şehrin yarısının böyle bir kutlamaya katılmış olması, diğer yarısının da inanıyorum ki ekranları başından bizler gibi imrenerek izlemiş olması, o şehre Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet'i sevenlerin yüklediği değer, o şehre verdikleri değeri, yükledikleri anlamı ve o şehirden beklentileri boşa çıkarmayacak niteliktedir. Bunu bize yaşatanların birer temsilcisi olarak her birinize ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bunu içinde hissedenlerle birlikteyiz. Ne güzel. Bir de içine sindiremeyenler, bir de bundan karnı şişenler, bundan rahatsızlık duyanlar, vücut kimyası bozulanlar ve buna saldıranlar var. Niye yapıyorlar bunu? Şundan dolayı yapıyorlar. Koca koca meydanları bir şekilde doldurup oralarda prompterlardan, duygudan ve gerçekten yoksun söylemlerini o koca koca meydanlardaki birilerine bir şekilde alkışlatarak bugünlere kadar gelmiş olanlar bir ayrım noktasında olduklarının farkındalar. Hem 9 Eylül 1922 öyleydi, hem 29 Ekim 1923 öyle olacak, 2023 öyle olacak ve arada yaşanacak olan seçimde cuma akşamki turnusol kağıdı, mihenk taşı bir kez daha bulacak. Orada her şey ortaya çıkacak. Kim Atatürk'ün söylemine, ondan duyduklarımıza, onun aktardığına ve yazdığı tarihe inanıyor, kim onun karşısındakilere inanıyor. Öyle hapırıp köpürmelerine gerek yok. İktidar partisinin yöneticilerinin İzmir'deki genel başkan yardımcılarından başlayarak parti sözcüsüne ve ülkeyi yöneten ve tarafsız olması gereken o makamı işgal eden kişiden aklınıza gelen herkese kadar bir itirazda bulunuyorlar. Neye itiraz ediyorlar? İktidar sahipleri o dönemde ihanet içindeydiler. O dönemde gaflet, delalet ve ihanet içindeydiler. Lafına itiraz ediyorlar. Laf Tunç Soyer'in olunca itiraz kolay. Tunç Soyer'in kalırsa o laf itiraz kolay. Ama o laf Tunç Soyer'e ait değil ki. Ağzına sağlık Tunç Soyer'in, yüreğine sağlık Tunç Soyer'in. Altına hepimiz imza atıyoruz ki o laf Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, o laf Atatürk'ün gençliğe hitabesine, o laf nutka, o laf söyleme ve o laf milli mücadelenin niçin kaçınılmaz olmasını anlatması açısından da hepimize Atatürk'ten vasiyettir. İnanmayan inanmasın, savunmayan savunmasın. Aynı şaşak vurmayın. Böyle bir şey yok. Numan Kurtulmuş çıkıyor. Biz bunlarla 150 yıldır karşı karşıyayız. Eyvallah. Bakalım o 150 yıla. İlk çağdaşlaşma, gerçek anlamda ilk batılılaşma ve ilk kez tek adam rejiminden kurtulup padişahın yetkilerinin tartışıldığı ve paylaşılmasının gündeme getirildiği belge ittifak senedi. Adamın ona itirazı var. 200 yıldır bize istikametle yatılıyorlar diyor. O istikamet demokrasi ise, o istikamet parlamentoysa, o istikamet bir tek adamın
yanlışlarının, heveslerinin, ihtiraslarının, kusurlarının milyonlara bedel ödetmesinin karşısında istişare ise ortak akılsa, müzakere ise, konuşmaysa, konuşulan yerse, parlaysa, parlamentoysa o istikametin getirdiği yer bizi, bugünün Türkiye'si ise o zaman o istikamete itiraz edene itiraz etmek, ona bir şüpheyle bakmak lazım. 150 yıldır biz bunlarla karşı karşıyayız. Alalım abicim takvimleri 150 yıl geriye. 1870'lere geliyor birinci meşrutiyet. Evet, biz bu taraftayız. Biz Jöntürklerin tarafındayız. Biz sonra vardığı, savrulduğu bir takım uç noktalar bir yana, biz İttihat ve Terakki'nin tarafıyız tabii ki. Elbette biz Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleriyiz. Siz nesiniz orada? Ha siz orada 30 yıl parlamentoyu kapatanlarsınız. 30 yıl bir inat uğrunda donanmayı Halic'e bağlayıp bütün adaları ve Kıbrıs'ı kaybedenlersiniz. Siz damat Ferit hükümetisiniz. Siz Vahdettin'siniz. İlla ayrışacaksak hep ayrışmaya karşı birleşme, ötekileştirmeye karşı kucaklaşma, kardeşleştirme diyoruz. Buna da devam edeceğiz. Ama bir yerde ayrışacaksak şuradan ayrışırız. O savunduklarınız işgal kuvvetlerine kırmızı alılar serip medyeler düzerken bizim tarafta olan Kartal İstinbot'un ucunda Anadolu'dan Rumeli'ye geçerken gözleri hukuk çizgisinde yanındakine işgal donanmasına bakarak ve arasından geçerken geldikleri gibi diğer giderler diyen Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz o taraftayız. O taraftayız. ...150 yıldır dediğini bugüne doğru yaklaştırınca ya Cumhuriyet'ten sonra da mı deyince evet, evet. 6. filo gelince bir tarafta onu denize dökmek isteyen vatanseverler, deniz gezmiş arkadaşları, öbür tarafta o donanmaya, o Amerikan donanmasına 6. filoya karşı seccade serip namaz kılan İsmail Kahraman ve onun söylevi İzmir'e girerken tek kurşun bile atılmadı. İzmir'in kurtuluşu kutlanmamalıdır. Çünkü İzmir kurtulmamıştır. Yunan askeri yoktu. Yangını da başkaları çıkardı diyen İsmail Kahraman o taraftaysa biz hep bu taraftaydık. Bu tarafta kalmaya devam edeceğiz. Biz Atatürk'ten öğrendik tarihi. Atatürk yaşadı, Atatürk yazdı. Atatürk'ün yazdıklarından okuduk ve inandık. Siz keşke Yunan kazansaydı diyen Atatürk heykelleri bir gün gelip sokaklarda köpek leşi gibi sürüklenecek diyen Fesli Deli Kadir'in tarihine inanıyorsanız saygı durmayız ama sizin karşınızda duymaktan da onur duyarız. Siz İsmail Kahraman'ların tarihine inanabilirsiniz. Şöyle bir ayrıma sürüklüyorlar. Efendim Osmanlı ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmeyin. Şimdi Atatürk'e İnönü'ye iki ay yaş diyenler. Atatürk'e İnönü'ye Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, kurucu babalarına husumet besleyenler. Onların söylemlerinin peşine takılanlar. Atatürk'e zerre muhabbet besleyen, ne ölüme ne dirime gelsin diyen adamın birisine ziyarete gidip ölüsüne 5 bakan yollayanlar şimdi çıkmış Osmanlı ile Cumhuriyet'i karşı karşıya getirmeyin. Gelmesin. Selçuklu da bizim. Osmanlı da bizim. Cumhuriyet de bizim. Kimse tarihini inkar ediyor değil. Artısıyla eksisiyle bizim. Devlet Bahçeli'ye sormak lazım. O muzaffer kahramanları, mümtaz tarihi kişilikleri Vahdettin'le aynı cümle içinde kurulmasına nasıl seyirci kalabiliyor ve aynı söylemi kendi nasıl tekrar edebiliyor? Ona sormak lazım. Alparslan'ın, Orhan Bey'in, Orhan Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın bir kurşun atmadan, bir kılıç çekmeden düşmana toprak terk ettiği varmış mıydı? Sen Vahdettin'le birlikte onları alıp sanki bütün bir tarihe laf edilmiş.